Sözde mevcut hükümetin kendilerine göre en iyi yaptığı şeylerden birisi yol yapmak. Ancak buradan yetkililere sormak istiyorum. Daha kullanıma açılmadan kullanılamaz hale gelen yeni çevre yolu ve yıkılan Kemba Köprüsü'nde heba edilen kaynakların hesabını kim verecek? Önünden geçerken köprünün yarısının yıkıldığı belli olmuyor. Ama merak edenler köprünün üzerine çıkarsa olayın büyüklüğünün gerçek boyutunun farkına varabilirler. Ve devamında da yola devam edip yapraklı yoluna gittiğimizde yolun kullanılamaz halde olduğu gayet açık şekilde ortadadır. Biz bu ve bunun gibi durumları görüyoruz ve memleketimizin geleceğini iyileştirmek için Bismillah diyoruz. Bu halis niyet, samimi emellerin verdiği azimle çalışırken en büyük desteğimiz sizlerin rızası ve reyidir. Çünkü biz sizler için varız ve sizlerin sesi olmak için geliyoruz. Ve sizlerin içten içe Çankırı'ya yakışmayan manzaraları eleştirip daha iyisini aradığını biliyoruz. Bunun için buradayız. Sessizlerin sesi, kimsesizlerin kimsesi, Çankırı'mızın güvencesi, vatandaşın gür sesi olmaya geliyoruz. Güzel memleketimizin Ankara girişi içler acısı durumda. İnanın çoğu köyümüzün girişi Çankırı'mızın girişinden daha güzel. Sürekli tamir ve yama yapılan yollar, kaybolan milyonlar nereye gidiyor bilinmez. Ama artık mızrak çuvala sığmıyor. Biz o mızrağı çuvaldan çıkarıp her şeyi ayan beyan millete izah etmeye geliyoruz. Yine aynı şekilde Süleymanlı Köyü'ndeki toprak mahsulleri ofisimizde önünden geçerken çoğumuz onların içini dolu sanıyoruz. Fakat zeminin göçüklüğü sebebinden dolayı o siloların hepsi boş. Alımlar yapılıyor, meydanlara, toprak altına depolanıyor. Yatay ve dikey silolarımızın hepsi kullanılamaz durumda. Orta Asya'da Göktürk kitabelerini yazdırıp milletine hesap veren Kağanlık zamanında da böyleydi. Millete hesap verme bilinciyle milletine seslenen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 10. yıl nutkunda da böyleydi. Bundan sonra da böyle olacaktır inşallah. Milletten alınanı milletin hizmetine sunacak, şeffaf, hesap verebilir bir düzende Çankırı'mız için çalışacağız. Birlikte yürüyecek, birlikte başaracağız evvelallah. Umarım...